ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim. Ardından mahlukatın en hayırlısı, tüm dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getiririm. Efendim hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Yeni bir konsepte, yeni bir programa başladık. Sebep Sonuç kanalında sağ olsun sevgili Murat Zurnacı böyle bir imkan sağladı. İnşallah bundan böyle cuma akşamları saat 22'de sizlerle birlikte olacağız. Gece Yolculuğu programında birlikte olacağız. Ve kaç yılıydı Hakan abi? 2000'ler. 2000'lerde Gece Yolculuğu Moral Efendi'de başlangıç. Biz oralarda başlıyorduk ve oranın tadında, oranın konseptinde Doktor Hakan Yalman'la birlikte 2000'de başladık. 2008'lere, 2009'lara kadar devam etti. Ve çok güzel konulara değindik biz orada. O konular o kadar doyurucuydu, o kadar netti ki hakikaten çok tatmin ediyordu. Fakat daha sonradan tabii artık böyle sırlar, gizemler, nedense Kur'an bize yetmemeye başladı. Nedense işte daha farklı hakikatlere girme. Tabii bir böyle gizemler, sırlar derken bir dağılma belki olmuş olabilir. Biz dedik ki inşallah tekrardan burada başlayalım. Yeniden Doktor Hakan Yalman'la birlikte Moral Efendi bahsettiğimiz konuları günümüz diliyle, günümüz anlayışıyla ki kadimdir aslında bunlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yoğunsun Hakan abi. Anladım. Ama cuma akşamları beraberiz. İnşallah. Ahirete kadar dedim, bu program ahiretlik. Bu programla birlikte. Çünkü gerçekten çok büyük ihtiyaç var. Ben öncelikle kendim için. Yani zaten moralde yaptığımız programlarda da yani kimse için değil. Önce kendi nefsim için. Yani tamamıyla kendim için. Bu zamana kadar birçok veriler topladık. Anunnakilerden, uzaylılardan, sırlar, Mısır'ın gizemleri falan. Bir yerlerde bir gedik var yani. Bir yerlerde bir açık var. O açığı ben sonunda iman hakikatlerinde buldum. Yani ey iman edenler iman edin diyor ya. Evet. İman kalbinize yerleşmedi diyor ya. Hadi iman nedir oraya girmeyeceğiz. Oralar değil yani şu anda. Oralardan belki ilerleyen süreçlerde gireriz ama şu soru çok önemli. Yani şu soru çok önemli. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Evet. Şu varlıktaki yerim nedir? Yani çok şey biliyoruz. Çok şeyler hakkında konuşuyoruz ve uç noktalarda uçları da seviyoruz. Ama en önemli soru varlık içinde insanın önemi, varlık içerisinde insanın yeri. Yaratılışın amacı, insan varlığının yaratılışının amacı. Buradan başlayabiliriz, insandan başlayabiliriz. Ben kimim? Evet. Evet. Burada bu cümle bence üzerinde çok durulması gereken önemli bir cümle. Yani ben ve kimimden oluşan bir soru cümlesi. Burada ben diye bir kavramı içinde hisseden, burada hisseden dediğimizde de aslında bir duygudan bahsetmiş oluyoruz. Yani benlik diye bir duygu. Kişi aslında varlıkla irtibat konumunda olan ve bu varlıkla irtibatının da pek çok aracıları olan, yani algıları olan, bu algıların karşılığı beyinde anlamlar bulunan ve bu anlamlarla beraber iç dünyasında duygular yaşayan bir varlık aslında burada soruyu soran. Ve burada belki işte çok temel bir oryantasyon kavramından bahsediyoruz. Yani bu soru nerede soruluyor? Biz şimdi kendi genel varlık tanımlamamız açısından bakıldığında derinde çok güçlü bir akış var. Yani bu bir nehrin akışından, bir şelalenin akışından çok daha hızlı bir akış ve o akan şeyin içinde bir varlık. Bu varlık o akışın içinde kendine bir alan tanımlıyor. Yani bu alan dediğimizde de bir yer arıyor. Yani bu soru gerçekten iliklerinden geliyor insanın. Çok yani bir doğru. Hayvan bu soruyu sormuyor. Yani bir inek ben kimim? Nereden gel? Varlıkta hiçbir şey bu soruyu sormuyor. Evet. Sadece insana özgü. Ama dağılmış insana değil. Yani borsada, dünyanın içerisinde hükümet, o bu, işte dolar yükseldi. Ya kardeşim siz ne konuşuyorsunuz? Millet uzaya gidiyor. Ne demek ben kimim yani? Evet. Ölümün eşiğine geldiğinizde, kritik eşiğe geldiğinizde bu soru iliklerinizden çıkıyor ve yani yaşım 50'ye geldi. Hani yaklaşıyoruz yani bir şeye. Senin de bunu dediğin günleri gördük ya. Abi yani o zamanlarda ben kimim? Evet ben işte Allah, ama şu anda gerçekten bu ben kimim sorusu çok özel bir soru. Dedin ya varlıktan bir yer arıyorsun, bir aidiyet arıyorsun. Evet. Yani varlığını bir yere emanet etmek istiyor. Hani Anunnakilere mi vereyim, Mısır'a mı vereyim, ben ne bileyim bir yerin gizemine mi vereyim, kime vereceğim ben bu varlığı? Evet. Yani burada o zaman şimdi bütün o akış içerisinde iki tane durumdan bahsetmiş oluyoruz. Bir benlik, ikincisi de kimlik. Yani burada şimdi her ikisi de aslında varlığa muhatap olma konumunda ve varlığa muhatap olurken de kendine bir alan çizme konumunda bir yapı aslında gerektiriyor. Yani bu yapı aslında bu soruları sorabilir noktasına geliyor. Çünkü neticede biz aslında bu akış içerisinde akışın bir parçası olarak kapılmış gidiyor da olabilirdik. Ama bize bir işte alan tanımlanmış ki bu yani şey gibi işte her bir şeyin mesela bir diyelim ki fotonlardan işte atomlara geçişte bir alan tanımlanıp işte bu alan içerisinde fotonların işte bir atomlara dönüşümünden bahsediliyor. Evet. Demek ki şeyde varlığın içerisinde böyle farklı oluşumlar ve farklı oluşumlar içerisinde de farklı alanlar var. Evet. Ben o zaman işte aslında bir kendimin tanımladığı, burada tabii benlik dediğimizde ilk ortaya çıkan belki beden oluyor ama çok net gözüken ve maddi olarak gözüken beden gibi ama çok daha geniş, çok daha kuşatıcı, hatta diyebiliriz ki bütün kainat dediğimiz yapının ve hatta kainatın da ötesinin içinde yer aldığı bir alan insanın işte kendine tanımladığı alanın içerisinde yer alıyor ve burada da bir duygu hissediyor. Bu duygu bence çok önemli ve güçlü bir duygu. İşte benlik duygusu. Evet. Yani bu ne zamandan beri var? İşte mesela ana rahmine giriyorsunuz. İşte zigot oradan işte 16 hücrelik bir safha oradan işte ana rahmin içine yerleşme. Bütün bu süreçleri mesela geriye dönüp hatırlama, anlama veya işte sadece başka varlıkların, bizim türümüzden başka varlıkların gözlemleriyle kendimize dair çıkarımlar yapıyoruz. Ama bir yer var ki bir yerden sonra biz aslında bu şeyi, kendimiz ile ilgili alanı kendimize ait olarak hissetmeye başlıyoruz. Evet. Bu ne zaman başladı, nasıl oldu bunu da aslında sahipleniyoruz, tanımlıyoruz. Evet. Ve o tanım içerisinde bir belirleme yapıyoruz. Ama karşımızda bir ölüm gerçeği var. Evet. Bir yokluk gerçeği var ve bu yokluk gerçeğini varlığım kabul etmiyor. Ebedi olmak istiyorum ve bu benliğimi bir yere vermek. Bu sorunun kendisi de sadece insana özgü. Yani ben kimim sorusunu soran sadece insan. Evet. Bu insanın özü mü, varlığının temeli mi? Yani böyle olsa gerek. Yani buradan başlıyor çünkü her şey. Tabii. Anlam bulmaya çalışıyor çünkü insan. Önce kendini anlamlandırmaya çalışıyor en nihayetinde. Yani her şeyi anlamlandırmasındaki amaç kendini anlamlandırması. Yani yapay zekayı bile yapıyoruz. Aslında kendimizi keşfediyoruz. Elektrona bile dokunuyoruz. Aslında kendimizi şey yapıyoruz. Her bilim keşfi aslında ben kimim sorusunun bir cevabı olarak sanki tezahür ediyor. Dokunuyoruz yani. Evet. Yani orada öncelikle hani çok az önce dediğin öz bir duygu var. Evet. Bu öz duygu kendini o bütün devasa bir sistem, yani sistemin çok büyük olduğunu tahmin edebiliyoruz ya da evet, hissedebiliyoruz gene evet, bu varlıkla olan irtibatımızdan dolayı. Bir de çok süratle akan bir yapının içinde olduğunu da görüyoruz. Ve bu çok geniş ve çok süratle akan bir yapı içerisinde bir konum edinme. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bir devasa, işte okyanusun içerisinde devasa bir dalga akışının ortasında koordinat belirleyelim. Neredeyim yani? Gibi, evet, oraya bir çubuk dikmek yani, gibi. Aynen. Yani bunu tarlada yapmak farklı bir şey ama böyle süratli bir akış içerisinde bunu yapmak çok farklı bir şey. Durun, ne oluyoruz ya? Bu nedir yani? Evet. Hakikaten nedir yani? İşte ben dediğim şey aslında böyle bir yapı. Bunu belki hissetmemiz lazım. Evet. Yani şimdi durağan bir tarlada işte şu sınırlar benim dediğiniz durum biraz daha kolay anlaşılabilir bir gerçeklik. Ama bu kadar akış, bu kadar devasa yapı ve bunun ortasında siz bir çubuk dikip oradan kendinizi tanımlayacağınız bir sınır oluşturma çabası içerisindesiniz. Bir referans noktası arıyoruz. Evet, bir referans noktası arıyoruz. Ve bu referans noktasını birileri, bilim diyor, bilim sürekli değişiyor. Evet. Dünkü dediğini bugün demiyor. Birileri Anunnaki diyor, hakkında hiçbir bilgim yok. Gelen bilgiler nasıl? Biri diyor ki Mısır, bakıyorsun o, biri diyor ki uzaylı, biri diyor ki ben, biri diyor ki sen, ya diyor ki sen tanrısın, haberin mi yok? Ya değilim. Yani değilim yani. Çok acizim. Evet. Yani bir gücüm yok. Yani bir yerim kesildiği zaman ben bir şey yapamıyorum, bilmiyorum ki. Yani o bilmeme haline düşme ve bu soruyu gerçekten soruyor insan. Gerçekten soruyor. Ölüm anında belki soracak. Evet. Yani bir referans noktası arıyor. Çok güzel. Yani bu referans noktası aslında diyebiliriz ki hani ben hakikatini veya benin özünü temsil ediyor. Şimdi burada şöyle düşünelim. Yani hiç işte Kubilay'ın bedeni, Hakan'ın bedeni gibi bir yapı olmaksızın bir ben duygusu, çok öz bir ben duygusundan bahsediyor olalım. Bu şimdi ben beni tanıyacak. Şimdi olay buraya geldiğinde işte bu sefer şey devreye giriyor. Yani algılar, yani beden ve algılar ve bu algılar üzerinden de işte aslında varlıkta şöyle bir işleyiş ortaya çıkıyor. Varlık bu devasa akışı içerisinde insanla bağlantılı bir alanda bir şekiller manzumesine bürünüyor. Yani varlık insanla bağlantılı olduğunda şekillere bürünüyor. Evet. Burada Bediüzzaman teşahhusat diye bir kavram kullanmış. Bunu başkaları da kullanmış mı bilmiyorum ama bu teşahhusat kavramı şunu ifade ediyor. Yani bütün bu akış içerisinde mesela şu işte bardağın bir şeyde o akış içerisinde girdiği bir şekil var. Ve biz o şekilden dolayı buna bardak diyoruz. Yani ona aslında artık bir kimlik belirlemiş. Onu bir şahıs tarzına veya şahsileşmiş bir nesneye dönüştürmüş oluyoruz. Yani bu camdan işte dokunduğunda daha sert sıkarsan kırılır. Ondan sonra şu şekilde oluşur. Temelinde bu vardır diye. Bu artık alemimizde tanımlanmış bir şeye dönüşüyor. Evet. İşte buna nelik diyoruz. Yani bu ne? Bu ne? Belki de hani bizim o ilk şeyde daha hayata başladığımızda ilk muhatap olduğumuz sorulardan biri. Bebeklikte değil mi? Bebeklikte. Bu ne? Evet. Bu ne? Evet. Bu ne? Yani onlar artık teşahhusat, şahıslaşmış, belirlenmiş ve bilmek istiyoruz. Ve burada neliğini mesela biz nasıl anlıyoruz? Neliğini işte daha önce o şeye muhatap olmuş annemizden, babamızdan, öğretmenimizden gene neli gene onlar tarafından tanımlanmış başka şeylerle kıyaslar üzerinden. Bu bardak, bu su, bu elin, bu burnun, bu gözün, bu kulağın, bu araba, bu çok ay, güzel, bu yıldız. Evet. Hep isimler var yani. Aynen. İsimler var. Ve burada şimdi belki en temel problemimiz şu. Bir şeyin hani ne olduğunu anlamaya çalışırken Tamamen bunu algılarımız üzerinden yapıyoruz. Yani bugün işte algılarımız dediğimizde 5 temel duyu organımız var ki hani bir de iç algılar, eski tabiriyle havası batine diye ifade edilen algılar var ama bunlar mesela bugünün dünyasında çok da kullanılmıyor. Hayallerimiz bile mesela çok yani dünyamızın içinde belki eski dönem insanlarda olduğu kadar da yok. Çünkü her şeyin biraz daha somutlaştığı, işte hayatın biraz daha maddi alan üzerinde şekillendiği, işte duyguların biraz daha maddi alanın üzerine yönelik olarak oluştu. Bir hayat düzeni daha hakim bugünün hayatında veya bu modern dünyada. Şimdi dolayısıyla burada algıların tamamen şekillendirdiği hem tanımlar hem de nelikler diyelim buna veya işte bu ne sorusunun cevaplarının şekillendiği bir tablo içerisindeyiz. Algımızla oluşmuş şekillere isimler veriyoruz. Evet. Bir de burada ve onun o olduğunu söylüyoruz. Evet. Burada şimdi ben kendim hissettiğim gibi bir benlik duygusu, başka da benlik duygusu hisseden varlıklar alemimde olduğunu gözlemliyorum. Evet. Yani mesela sen şimdi ben kimin sorusunu sorarken benim de bu tarzda bir soruyu sorabilecek biri olduğum duygusuyla bunu soruyorsun. Evet, evet. İşte burada bir başka gene bu soruyu sorabilecek özellikle varlığa da kim üzerinden yaklaşıyoruz yani. Bu kim? Ve burada da gene kim sorusunun cevabını da aradığımız, hani bardağı tanımladığımız gibi, masayı tanımladığımız gibi kim sorusunun cevabını da aslında gene hep algılar ve maddi düzlem üzerinden. Mesela Kubilay kimdir? İşte şundan hoşlanır. Gözünün rengi budur. İşte boyu şöyledir. Efendim işte şu işi yapar. Şunları sevmez gibi. Gene o maddeyle olan ilişkileri üzerinden bir Kubilay tanımlaması yapıyoruz. İşte burada sanki bu derin akışın arka planında bu akışta bize kendimizi ben olarak hissettiren ve Kubilay'ın da kimliğini bana bir soru olarak yansıtan, yine etrafımdaki bütün nesnelerin neliğini araştırma noktasına benim iç dünyamda bir duygu oluşturan daha derin bir öz var. Yani benim fıtratımdan gelen sorular var, varlığımdan gelen sorular var ve bu soruların esas cevabı benim özümde mevcut aslında. Evet. Ve şimdi hem özümde mevcut hem de bir şekilde ben bunları algılarımla ve gördüğüm alemde keşfetmeye bir anlamda mahkum bir varlık olarak mahkumuz. Hayata gelmiş. Yani kendimizi anlamlandırmaya mahkumuz. Nereden geldiğimizi bilmeye mahkumuz. Nereye gideceğimizi bilmeye mahkumuz. Ve bir anlamda da bu sorunun cevabını maddi alanda yani varlık dediğimiz ki yani biz varlığı aslında sadece maddi alan olarak genelde tanımlama eğilimindeyiz ama hani varlık aslında çok daha zamanla hem fiziki gelişmelerin hem işte tıbbi dünyadaki gelişmelerin hem de pek çok bilim alanındaki felsefedeki gelişmelerin bize gösterdiği bir gerçeklik var ki varlık görünenin çok ötesinde bir tanımlama alanı. Evet. Ve dolayısıyla burada şimdi biz öncelikle hani bir benlik hakikatini beden yumağı içerisinde buna şu açıdan yumak diyorum. Neticede biz işte dünyaya gelirken hücrelerden oluşan bir yapı olarak geliyoruz ve beyin dediğimiz işte kalp dediğimiz yapı bunların örüntüsüyle onların çok kompleks bir örgüye dönüşmesiyle ortaya çıkan bir yapı ve devasa bir işte insan yumağı oluşuyor ve daha sonra da bu işte kendinde bu şeyin o oluşan yapının oluşturduğu özelliklerle gözlemlere başlıyor. Yani bu gözlemler dediğimiz şey de aslında tamamen algılarla bağlantılı bir durum. Eyvallah. Yani şimdi ben bunu görüyorsam varlık bu olarak tanımladığım bir süreç yaşıyorum. Veya dokunduğum nesne işte neyse bu işte plastik bunun işte bundan ibaret olduğunu O kadar diyor. Düşünüyorum. Ama bir müddet sonra bir daha böyle dikkatli birileri diyor ki ya buna biraz daha derinden bakmak için mesela bir mikroskopla bakalım. Bakıyor ki bunun üzerinde milyarlarca canlı var. Yani dokunduğun plastikten ibaret bir yapı değil. Hücre dediğin nedir ki yani içi su dolu bir jöle yani bir baloncuk. Daha sonradan giriyorsun. Aa içinde bir sürü şeyler var. Atom evet. Nedir ki diyorsun. İçinde bir şey var. Yani bitmiyor. Ve burada bir referans noktası arıyoruz. Yani bitmeyen sonsuz o uzam içerisinde her şeyin değişkenlik içerdiği bir düzlem içerisinde bir referans noktası arıyoruz. Bunun cevabı ne aslında? Bunu daha böyle tatmin eder tarzda insanı. Yani ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum noktasında. Yani çünkü tanımlar kişilerin şeylerine göre de değişiyor. Yani birisi buna bardak diyor ama evet bunun ismi bardak belki ama bunun derinliğine indiğimizde atomlar da var. Derinliğine indiğimizde bir bilinç var. Derinliğine indiğimizde bu bizi dinliyor ve bize şahit oluyor. Her şey zikreder diyor mesela. Evet. Yani o noktada varlığın en derininde ne var? En derin gerçeklikte neyle karşılaşıyoruz? Benliğimin de gerçekliğinde neyle karşılaşıyoruz? Ben niçin yaratıldım? Evet. Burada bence yani bütün bu hayat gözlemleri, kendini tanımlama, kimlik sorgulamaları evet, bunların evet, sonucunda evet, evet. Nereye gidiyoruz dersek mesela biraz daha derinlerde duygular var. Ama daha da derine gidildiğinde işte o duyguların oluşması mesela bütün bu titreşimler işte derindeki senin bahsettiğin atomik hareketlilik bu atomik hareketliliğin işte insana yansıması ki neticede onun bedeni yapısını da veya işte beynindeki işleyişlerini oluşturan gene o aynı altyapı ve bu altyapıda işte o bütün bu hareketlilik ve titreşimden sonra oluşan duygular ve daha derinde böyle çok soyut en soyut yerde ne vardır diye tefekkür ettiğimde ben varlığın ontolojik gerçekliğinin mana olduğunu düşünüyorum. Her şeyin temeline indiğimizde manayı buluyoruz. Mana dediğimiz nedir o zaman nedir? Öyle diyelim. Mana nedir? Belki bunu şöyle bir örnek üzerinden anlamaya çalışabiliriz. Çünkü ben şunu söylüyorum abi, biz her şeyi tüketiyoruz. Evet. Çok çabuk tüketiyoruz. Yani uzaylılar gelse selamünaleyküm, eritiriz yani bitiririz yani. Evet. Bir yakalasak var ya 2 gün sonra onları nakavt ederiz. Anunnaki gelse inan onları da nakavt bitiririz yani. Şimdi sırrın sırrının sırrı yani. Bu gece yolculuğu ya. Buradan bir bakalım yani. Evet. Dibine inelim yani. Evet. Dibine inelim. Bu olayı bitirelim yani artık sormayalım. Bu varlığın amacı nedir? Benim amacım nedir? Hiç yüzeylerde gezmeyelim. Evet. Hepimizin ortak noktada dedik ki manaya geliyoruz. Manadan devam edelim abi. Evet. Manayı anlayalım. Şimdi nedir bu? Olayı belki şöyle düşünebiliriz. Evet. Mesela sen ben kimim diye bir soru sordun. Evet. Şimdi bu sorunun sendeki arka planı nedir diye düşündüğümüzde yani bu soru senden nasıl ortaya çıktı? Önce beyninde bir kavram şekline dönüştü. Ondan sonra o beyindeki kavram beyin sinir hücrelerinde işte diyelim ki Wernicke, Broca işte sözel anlatım bölümünde bir şekle büründü. Ondan sonra yüz kaslarına geldi. Yüz kaslarında işte ağız hareketleri, ses tellerinin titreşimleri, buradan havanın titreşimi ve bir şeye dönüştü. Sendeki bir hakikat ben kimim diye bir sese dönüştü. Eyvah eyvah. Çok fena. Çok acayip bir şey. Nereden geldi yani? Evet. Ama bu mesela ben kimim sorusunun sende çok derinlerde bir karşılığı var. Sen bunu hissediyorsun. Evet. Evet. Ve ben de sen ben kimim sorusunu sorduğunda ben de kendi iç dünyamda bir ben tanımı üzerinden senin ben dediğin şeyin o seslerle benim kulağıma gelip buradan tekrar aynı tersine süreçlerle işte kulağın titreşimleri oradan işte elektrik dalgalarına dönüşüm oradan sonra işte bir yerde benim bende karşılığı olan bir şeyle bunu hissettiğim bir alanla buluştu. Şimdi bunun sende bu sese falan dönüşmeden önceki ilk, senin de belki ilk bunu hissederek fark ettiğin. Ama gerçekliği o his değil. Bu da belki gözden kaçırmamamız gereken bir şey. Gerçekliği sende var olan ama senin de hissederek fark ettiğin bir hakikat. Evet. Benlik diye bir hakikat. İşte bu hani senin hissederek fark ettiğin hakikat her neyse biz buna mana diyoruz. Hı hı. Yoksa işte sözlükte işte bir şeyin farklı kelimelerle ve cümlelerle tanımlanması değil. Bu anlam bulma çabasının kendisi mana. Evet. Ve anlam bulma işte çabası. Varlığın işte özündeki hani eskiden töz denen bilmem işte evet, her şeyin arka planı veya işte ideası gibi böyle yaklaşımlarla çözümlenmeye çalışılan ama işte bizim de bir şekilde kendi iç dünyamızdan muhatap olduğumuz ve bu tarafa da işte sözlerle aktardığımız bir şeyle, alanla irtibatlıyız. Yani buna verilen cevap değil, bu sorunun kendisi mana aslında. Doğru. Bu soruyu sormanın kendisi mana. Çok doğru. Yoksa buna cevaplar veren çok. Ama o cevaplar tatmin etmediği için cevaplarla ilgilen bu soru nereden geliyor? Bu ben kimim? Beni sağlam bir yere koymak isteyen kim? Ne? Evet, evet. Niye böyle bir şey verildi? Yani diyor hedef ben miyim? Tayfun diyor ya. Yani hedef ben miyim? Yani niye ben normal olamıyorum işte birileri var değil mi? Hani yani ne güzel dünyayı yaşıyoruz filan. Evet doğru, dünyanın bu tarafı var ama fani, gidiyor bitiyor. Ve karşımda ciddi bir meçhul var. Çok ciddi bir uzam var. Evet. Ve benim bunu anlamlandırmam lazım. Evet. Yani bir ev bile seçerken sağlam bir zemine varlığımı oraya koyacağım. Faniyim, fani olanı istemem. Evet. Yani batıp gidenleri sevmem. Her şey fani. Çok güzel. İşte o zaman bu sorunun kendisi esas mana. Çok doğru. Burada şöyle bir problemle de bence yüz yüzeyiz. Mesela diyelim ki bir televizyon veya şu anda işte diyelim ki cep telefonunda herhangi bir şeyi izliyoruz. Mesela bu nedir diye sorguluyoruz orada. Evet. Genelde şöyle bir belki ben böyle gözlemliyorum ama hani eğer doğru değilse düzeltilebilir. Genelde şöyle bir problemimiz var. Biz orada görüntüyü görüyoruz. Bu görüntünün nasıl ortaya çıktığıyla çok ilgilenmiyoruz. Evet, evet. Yani arka planında ne var? Yani şu camda böyle bir görüntü, böyle bir ses nasıl ortaya çıkıyor? Değil mi? Yani mesela çok kişi bunu merak etmiyor da. Sadece izliyor yani. Evet. Şu yani hareket bu. Aa öyle mi? Böyle ay tık 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 tık. Nasıl bir şey bu? Evet. Ve varlığın bir modeli mi? Evet. Yani ahirete nispeten hani burası da bizim dünyamız. Öldüğümüzde de burası bizim için öyle mi olacak? Bir sanal simülasyon mu olacak? Çok rüya güzel. Mı olacak? Çok güzel. Şimdi burada mesela şeyden diyelim ki herhangi bir işte çekilmiş bir videoyu izlediniz. Evet. Şimdi orada o video önce birinin dünyasında bir anlam karşılığı olan ve işte o az önce daha da derine gidildiğinde yani tasavvur etmeden önce o video mesela işte diyelim ki bir çiçeğin gelişmesi, büyüyüp gelişmesi videosu olsun. Bizi izliyorlar abi şu anda. Biz burada sohbet ediyoruz ama şimdi arkadaşlar bizi izliyorlar. Aynen. Dinliyorlar yani. Burada dinleyiciler de dinliyor. Yani biz ama kendi içimizde sohbet ediyoruz. Evet, şimdi. Evet. Burada yorumlara bile bakmıyorum ben. Ve Allah bilir neler diyorlardır. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum orayla. Evet. Şu anda yani birçok şeyler söylenebilir. Yarın bir gün kendimizi de izleyeceğimiz, kendi hayatımızı da izleyeceğimiz bir filmle karşılaşabiliriz. Yani bu da bir film. Evet. Burada da bizi de başka biri çekiyordu. Yani burada arkada Murat Zurnacı belki şey yapıyor ama başka taraftan başka bir şeyler de çekiyor. Kayıt altına alınıyor. Doğru. Yani olay çok boyutlu bir olay. Doğru. Ve bütün yaşadığımız olaylar başka sanki bir boyutun demosu gibi geliyor. Çok doğru. Hissediyorum yani. Çok doğru. İşte burada mesela bu şekilde baktığımızda o diyelim ki 10 saniyelik bir video olsun. O sadece işte bir cep telefonunun ekranına sınırlı bir şekle bürünmüş oluyor. Evet. Yani onu sorgulayan kişi o video ile ilgili sorgulanı sadece işte cep telefonunun ekranı üzerinden sorguluyor. Halbuki bunun arka planında mesela işte derinden onu ulaştıran bir işte elektromanyetik dalga şeklinde anlamın bir frekansa dönüştüğü, çok derin bir titreşime dönüştüğü bir bağlantı yeri var. İşte cep telefonunun antenine diyelim ki daha evet, onu sağlayan büyük bir evet, kurumun anteninden gelen bir elektromanyetik dalga titreşimi var. Ve bu titreşim işte onun da gerisinde neyin titreşimi? O videoyu hazırlayan işte diyelim ki Murat Zurnacı olsun. Murat Zurnacı'nın zihninin titreşimi. Ve bu Murat Zurnacı'nın tasavvuruna gelene kadar da daha derinlerde, nerelerde çok daha belki titreşimden çok daha ince bir yapıdan buraya uzanıyor. Yani şimdi olayı bu boyutla düşündüğünde şu anda yani sayısız televizyon yayını, sayısız işte cep telefonlarında iletilen görüntüler. Yani o zaman acayip bir arka bir plan var. Çok çok. Yani arkada bir okyanus var. Çok güzel. Okyanusun evet, bir dalgası olarak buradayız. Yani bir hücrenin bir gözün içine giriyorsun. Her yerden de ilim fışkırıyor. İlimin evet, fışkırmadığı yer yok. Bilincin fışkırmadığı yer yok. Yani eli çözemiyorsun. Eline bakıyorsun. Yani ülfet etme, gerçekten bak şuna. Yediklerine bakıyorsun. İçtiklerine bakıyorsun. Gökyüzüne bakıyorsun. Her yerden çok yoğun bir mana, bu soruyu sormak zorunda kalıyorsun. Çok doğru. İşte bu hani ben ve kimim sorusunu bu mana kurgusu üzerinden eğer araştırmayacak olursak olay şuna dönüyor. Ha. Şimdi Kubilay, farz edelim ki işte Hakan'la Kubilay şu an birinin alıp cep telefonunda izlediği yerdeki Hakan ve Kubilay orada kendilerini ben olarak hissediyor olsun. Tamamen o cep telefonun ekranında bir benlik tanımı aramaya başlayacak. Yani benlik tanımını sadece gördüğü üzerinden tanımlayacak. Çok güzel. Yani bütün sıkıntı bence buradan kaynaklanıyor. Benliğimizi sadece gördüğümüzden ibaret zanneder ve tanımlarsak, bu kadar bilirsek, aslında arka planı bilmediğimizde, sadece buradan bildiğimizde çok şeyi ıskalamış oluyoruz evet, yani. Şimdi burada belki bir önemli nokta da beni biz ne üzerinden anlamaya çalışıyoruz? Tamam, ben bir ben duygusu hissettim. Peki bunu nasıl fark edeceğim? Hani algılarımla fark edeceğim ama algılarım da bende bazı duygular oluşturuyor. Şimdi bu hangi duygular üzerinden ben beni sınırlayabilirim? Burada işte temel bazı duygular olduğu gözüküyor. Mesela korkularımız var. Yani biz bütün bu sistem içerisinde diyelim ki işte zulüm olduğunda evet, o zulmü yapan insanları bir tehdit olarak algılıyoruz. Yani bugün işte birilerine silah zoruyla bir şeyleri dayatan insanlar yarın bir gün bize de aynı şeyleri yapar mı endişesiyle bir benlik tabii, kendine bir alan belirliyor. İşte ben şöyle bir coğrafyanın parçasıyım. Güvenlik alanları oluşturuyor. Evet, işte buranın sınırları var. İşte o sınırlar içerisinde ben şundan dolayı kendimi güvende hissediyorum gibi. Buna benzer işte mesela alışveriş yapıyorum. İşte o benim alanım, benim param diye tanımladığım şeyler üzerinde İşte risk faktörleri, yatırım neye yapayım veya karşıdaki şahıs işte çarpıcı mı değil mi gibi böyle haklı korkularımızla olarak çizdiğimiz alanlar oluşuyor. Aynen. Bir de bu belki şehvet diyebileceğimiz arzularımız, isteklerimiz veya bence Freud'un da bunu libido üzerinden tanımlamaya çalıştığı yönelimlerimiz var. Evet. Yani sahip olma çabalarımız ve haz alma çabalarımız var. Yani benliğimizi tanımlayan unsurlar var. Evet. Bunun üzerinden bilemediğimiz o benliğimize sınır ve çerçeve çiziyoruz. Evet. Bir de temel bir gerçeklik var. Gene varlığın içerisinde. Sen az önce bilinç diye ifade ettin. Bu belki biraz daha geniş şekliyle, yani bilinç bunun bir yansıması olabilir. Daha geniş şekliyle akıl şeklinde tanımlanabilir. Hı hı. Bence Kant'ın da çok anlamaya çalıştığı derin gerçeklik bu olsa gerek. Yani akıl. Temel bir akıl gerçekliği var. Hı hı. Ama bu benim işte varlıkla ilgili yürüttüğüm akıldan daha derin bir, işte o aklın mana boyutu diyebiliriz buna. Evet. Yani bu temel bir gerçeklik. Arzular temel bir gerçeklik. Korkular temel bir gerçeklik. Hı. Ve biz de bunları kendi dünyamızda hissederek benliğimize bir alan çiziyoruz. Evet. Yani bir tarafta olaylar var. Ama olayların temel sebepleri olan olgular var, çok dinamikler güzel. Var. Çok beden evrenin sanki bir küçültülmüş numunesi gibi. Akıl dediğimiz şey yani bilmenin, bilme duygusunun, anlama duygusunun belki bir süzgeci. Bilinç dediğimiz şey fark etme, ben kimim dediğimiz şey. Yani dinamiklerimiz var. Ve bu dinamikleri tanımlıyoruz ve bununla bir benlik algısı oluşturuyoruz. Çok güzel. Ve burada işte ben bütün bu bahsettiğim temel duyguları, yani sahip olma, hazzını yaşama, işte arzulama, hı hı hı. işte bunun gibi duyguları, korkular ve hı. bu üç temel duygudan, yani sahiplenme ya da buna bütün hani yemek, içmek arzusu falan hepsine birlikte şehvet diyebiliriz. Hmm. Yani şeyin değil mi bu, yani kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Kuvve-i akliye. Yani bu işte bize birer şey olarak, referans, eğilim olarak yansıyor. Hmm. Yani ama bir tarafıyla bir şeyi ya istiyoruz, tutunmak istiyoruz veya bırakıyoruz aslında. Evet. Evet. Bir de arada denge unsuru var. Hep öyle zaten değil mi? Atomda da o var. Yani ya çekme var, ya itme var, tabii. ya da dengele. Her şeyde böyle. Ya nefret var, ya sevgi var. Ya itme var, ya çekme var. Evet. Ya yukarı var, ya aşağı var. Evet. Ya doğru var, ya yanlış var. Evet. Yani başka da bir şey yok aslında. Çok doğru. Temel dinamikler bunlar. Kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye. Evet. Bütün bunların işte ikisini de anlayıp belli bir rotaya doğru yönlendim. O zaman buradan şey yapalım abi, kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye. Bu kavramlar üzerinden. Bu kavramlar evet. üzerinden benliğimizi, çünkü bunlar üstünden inşa ediyoruz anladığım kadarıyla. Çok doğru. Değil mi? Evet. Yani korkuyorum. Korku varsa güvenlik alanım da var. Güvenlik alanı var ve korku alanı var. Evet. evet. Demek ki güvenlik alanı istediğim bir alan, korku ise şey yaptığım bir alan. Yani güvenliğe doğru bir şehvetim var. Evet. Korkudan dolayı da bir gadabiyetim var. Oradan da kaçıyorum. Evet. Hani şey gibi, savaş kaç. Gibi. Evet. Savaş kaç. Evet. Savaş kaç. Şimdi burada en temel duygular benim yani. Hissettiğim çok, hani kendimce çok muhteşem bulduğum bir hakikat şu. Yani bu az önce bahsettiğimiz arka plan ve oradaki çok kuvvetli bir akıştan söz ettik. Şimdi bu çok kuvvetli akış içerisinde mesela altyapı, buna atomik yapı diyelim. Altyapı temel bazı işte kuvvetlerle, işte çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf etkileşim, kuvvetli etkileşim gibi temel kuvvetlerle bir şekle bürünüyor. Evet. Şimdi bu sistem az önce bahsettiğimiz korkular, şehvet ve akılla da bir kendini ben olarak hisseden yapılar oluşturuyor. Yani bu aynı atomdaki işte çekirdeğin oluşması ve işte çekirdeğin etrafında elektronların dönmesi için oluşan yapı. Yani siz mesela bu çekirdeğin kanunu koyduğunuzda, ondan sonra etrafa elektronların yerleşeceği kanunu koyduğunuzda bir anda diyelim ki fotonları serptiniz, hepsi pat diye gelip onun içerisinde o şekilde bürünüveriyor. Evet, evet. Yani işte havada elektromanyetik dalga şeklinde bir yayın var. Sizin televizyonunuza veya işte cep telefonunuza gelip oranın kanuna tabi olduğunda ekranda partiye Kubilay görüntüsüne dönüyor. Sese dönüşüyor. Bir sese dönüşüyor evet. Bunun gibi. Şimdi bir de daha böyle komplike yapıların oluştuğu bir alan var. Bu alan diyelim ki insan alanı, insan hakikatinin oluşturduğu alan. Burada da işte bu kuvveler, akıl, şehvet ve gadap. Böyle bir yapı oluşturuyor. Ve bunun da merkezinde o yapının kendini hissettiği bir duygu var. Ben bunu ifade ediyor. Ben kuvve-i şeviye ve kuvve-i gadabi üzerinden tanımlıyorum. Akledebildiğim kadar. Evet, evet. Bilebildiğim kadar. Evet. Herkes kendisini ne olarak tanımlarsa aslında benliği o olarak işliyor. Çok güzel, evet. Ve tarihte nasıl tanımlanmış? İnsan nasıl tanımlanmış? Düşünen hayvan demişler, hayvan demişler, konuşan demişler. Ama biz vahiy eksenli, şimdi biraz o vahiy eksenine girersek. Yani tarihte benliği nasıl tanımlamışlar? Biraz insan varlığını ne olarak tanımlamışlar? Yani işte bu çok önemli. Az önce bahsettiğim. Mesela Kur'an diyor çok şerefli bir varlıktır diyor. Yani özel olarak yaratılmış bir varlıktır. Bütün mahlukatın içerisinde birçok şeyler var. Evet. Yani varlığımızı bir yere koyma noktasında neyi referans alacağız? Belki doğru bir soru olabilir yani. Evet. Yani, şimdi o zaman olay şuna geliyor. Yani tarihte de az önce bahsettiğimiz hani cep telefonunun içindeki Kubilay ve Hakan'ın o cep telefonunun içinde kendini algılayıp orada kendini tanımlamaya çalışması gibi. Yani işte bir ekranın içerisinde işte yatay şekilde duran iki tane varlıktır gibi tanımlamaya benziyor. Abi çok zoruma gidiyor uzaylıların beni yaratmış olması. Anunnakilerin beni altın şeyi için, benim yok maymundan aldılar beni. Abi zoruma gidiyor yani. Çok üzülüyorum. Ben kaldıramıyorum yani. Yani yakıştıramıyorum kendime. Yani beni çok daha yani Anunnakileri yaratan birinin de şey yapması lazım. Yani bir sahibimin olması lazım. Bir sahip arıyorum. Aynı düzlemde bir başka varlığın sizi vücuda getir. Evet. Hükmü altında olmak zoruma gidiyor. Doğru. Zoruma gidiyor yani. Yani zoruma gitmesinin ötesinde zaten yani aynı düzlemde bulunduğum bir şeyin arka planı etkileme imkanı yok. Onlar bizi gözetliyorlar, her an gelecekler, siz bilmiyorsunuz, insanlar işte yönetiliyor filan. Yani Cebrail Aleyhisselam yapsın bu iş. Bana daha sıcak geliyor. Evet. Hani Kur'an daha sıcak geliyor. Nedense bilmiyorum, bu da benim hani şeyim, varlığımı, kendi varlığımı bulduğum yer. Çünkü sorularımın cevabını orada buluyorum bir noktada. Şimdi bütün bu kurgu içerisinde olay şuraya geliyor. Ben kimim sorusunun cevabını bu ben ve kim kavramlarını biraz daha derinleştirdiğimde görünen alemde bulmam ve varlığın kendi görüntüleri üzerinden çözümleyebilmem mümkün değil. Evet. Ve daha arka plandan daha böyle görünen, yani şöyle düşünelim. Şimdi ben şeyin, o cep telefonundaki Kubilay ve Hakan görüntüsünün dışarıdan gören biriyim. Onlar kendilerini oradan tanımlamaya çalışırken yani şöyle diyorlar ki ya bu peki telefon nerede, nasıl bir yerde? Ben de onlara işte bir kanaldan mesaj gönderiyorum. Diyorum ki ben şu anda sizi görüyorum. Siz işte dikdörtgen şeklinde bir nesnenin içerisinde ekran dediğimiz bir yerde görüntülersiniz. Ama dışarısı şöyle şöyle bir yapıda. Şimdi bu aynı şeyin işte Eflatun'un mağaradan çıkan insan, insan bakışına benziyor. Şimdi orada peki bu mağara, katman katman mağaralar. En nihai yerde, yani en nihai mağaranın dışı dediğimiz gerçeklik neresi? Evet. Orada aslında bu bizdeki hani az önce bahsettiğimiz derin duygular, derin arayış, derin tasavvur şunu arıyor veya şunu hedefliyor. Yani bu aynı düzlemde olmayan ve bu düzlemin kurallarının işleyişine tabi olmayan bir dış bakışa ihtiyaç var. Evet, evet. Buna biz vahiy diyoruz. Yani bunu şimdi bazıları şöyle diyebilir. Siz işte bir kitabın size öğrettiği şeyler doğrultusunda bunu söylüyorsunuz ve bunu bize dayatmış oluyorsunuz diyebilir. Ama deminden beri aslında sorgulamalarımız kitabın sorgulamalarından hariç herkesin içinde bulunduğu düzlemde sorgulamalar. Yani biz direkt herkesin maddeyi, sorusu. Tabii direkt maddeyi sorguluyoruz. Kolektif yani kendimize bakmaya çalışıyoruz. Tabii, tabii. Ya ben şimdi şöyle bir ayet bunu ifade ediyor diye ortaya koymadım. Evet. Hepimizin içinde bulunduğu kendiliğimiz, varlık düzlemi, bu varlık düzlemindeki gözlemlerimiz üzerinden bir yere geldik. Evet, evet. O zaman bu soru bir varlıktan ulaştığımız bir soru ve bu sonuç da varlıktan ulaştığımız bir sonuç. Kesinlikle. Ontolojik bir gerçek. Evet. Kök hücremiz, kök bilincimiz, kök sorumuz. Evet. Yani ve anlamımızı bulmamız noktasında bir ana başlık bu. Evet. Büyük bir haber. Evet. Ben kimim? Yani ben neyim? Aynen. Ben neyim? Şimdi inceliyor, işte diyelim ki hücre oluyor. Biraz inceliyor, molekül oluyor. Biraz inceliyor, atom oluyor. Biraz daha inceliyor, işte elektromanyetik dalga oluyor. Biraz daha inceliyor, mana oluyor. Manada da aslında bir şey var. Çokluk. Buna kesret diyebiliriz belki. Ama şimdi mesela biraz beyin hakikate doğru yönlendiğinde, hakikati doğru anlamaya çalıştığında öyle bir yer olmalı ki artık çokluk olmamalı. Her şeyin tek olduğu. Kaynak değil mi? Tek. Evet. Onu şey yapmalıyım. Yani her şeyin varlığının noktasına girmeliyim. Çok doğru. Yani bu bitsin artık yani. Şimdi bu aslında çok doğal da bir insani arayış. Hatta babam kim ya? Babamı arıyorum. Babam kim? Evet. Ortaya bırakılmıyor. Yani hakikaten babam kim, annem kim, neyse yani. Evet. Yani ailem ne yani? Evet. Ney? Ve burada onları yaratan kim? Hadi annemi de buldum, ailemi de buldum da onlar da cevabı veremiyor. Evet. Sizi yaratan kim? Çok doğru. Sizi var eden kim? Ki ben bir rahat edeyim artık. Aynen. Artık bir rahat edeyim yani. Evet. Artık yan dallara dalmayayım. Çok doğru. Bitsin artık bu olay yani. Ve burada şimdi insanın hani temel özelliklerinden biri de hep şeyi arıyor. Yani mesela bir şeyi dünyanızda basitleştirdiğiniz zaman artık sizin olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Yani insanın özünde bir basitlik ve teklik arayışı hep var. Mesela fizikçilerde dahi Einstein'ın hep rüyasının her şeyin teorisini bulmak, işte Theory of Everything. Evet. Her şeyin formülü. Evet. Şimdi bu aslında çok temel insani bir arayış. Çok. O zaman işte biz belki şöyle kendimizi doğru dinleyebilsek, böyle işte ne bileyim maddeden, kıskançlıklarımızdan ya birini böyle morartmak arayışından, işte onu yerin dibine geçirmek çabalarımızdan biraz uzaklaşıp şöyle bir öz benliğimizi, öz kendimizi dinleyebilsek orada aslında bir sonsuzluk ve teklik duygusunun varlığını keşfedeceğiz. Evet. Çok güzel, çok güzel. Bence burada duralım abi. Biraz burada duralım, dinlenelim yani. Valla. Bura çok güzel. En azından nereye gideceğimizi bulduk. Evet. Yani biz tekliği arıyoruz. Biz kaynağı arıyoruz. Evet. Biz huzuru arıyoruz. Biz güveni arıyoruz. Çok doğru. Yani biz bilgi noktasında o kadar çok dolmuşuz ama hani biz güveni arıyoruz. Çok biz huzuru arıyoruz. Ve orada temelde bizi huzura ulaştıracak gerçeklik hep basit. Basit dediğiniz aslında böyle yani komplike olmayan da aslında daha öz. Evet. Yani hani Hazreti Ali'ye atfedilen ilim bir noktaydı, cehalet onu çoğalttı gerçekliği. Aslında tekrar o noktaya dönüş arayışıyla belki karşılığını bulacak. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Evet. Noktayı arıyoruz. Evet. Çünkü her şey o noktadan geldi. Çok doğru. Ben kimim sorusunu bana sordurtan ne? Aynen. Niye ben bu soruyu soruyorum? Ben kimime çok cevaplar veriliyor ama işte bu sorunun varlığımın kaynağı olduğunu işte o bene gelmek, ene, Evet. Bu soru kasti olarak sordurtuluyor sanki bana. Bir arayış başlattırılıyor bende. Evet. Yani bu soruyla ben bir arayışa başlıyorum. İşte tam aslında o hani arkada atomla çekirdek, elektron arasındaki sistemi oluşturan güç, o yapı içerisinde bir işte Kubilay diye bir yapıyı oluşturup orada da bir ben kimim sorusunu hasıl edecek düzen ortaya koyuyor. Evet. Ve ben bu soruyu kime soruyorum abi? Bu da çok enteresan. Evet. Yani bunun bir muhatabının olması lazım. Ben kimime bana cevap verecek birinin olması lazım. Evet. Yani. Aslında benimle paylaşıyorsun ama evet, aynı soruyu soran aynı özellikte biriyle paylaşarak bunu bir ortak çözüm arayışı içerisindesin. Yani bunun cevabını benden beklemiyorsun. Evet, evet. Bunun cevabını akli olarak da değil aslında. Evet. Yani hissetmek, çok huzur doğru ve güven diyoruz. Çok güzel, aslında. Evet. Duygu olarak bunu yaşamak. Ey iman edenler, iman edin. Yani işte yine vahye geleceğiz. Çünkü başka bir şey yok. Burada doğru, başka bir kaynak, tatmin edici başka bir kaynak yok yani. Çünkü İbrahim Aleyhisselam batıp gidenleri sevmem dedi. Bütün hikayeler bizim seyri sülûğumuz, hikayemiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın miracı, biz seni hakkıyla bilemedik dedi. Bütün bu yolculuğun temeli yani felsefi olarak belki akli olarak, hikmet olarak bağlantı ama nihayetinde gelen bir duygu var. O duygu artık teslimiyet, o duygu artık sensin yani beni var eden, yani anneyi babayı aramak gibi bir şey. Evet. Yani anneni babanı arıyorsun ama işte onu da yaratan var. Yaratıcıya geliyor. Ben kimim? Ben Allah'ın kuluyum. Beni Allah yarattı. Ben Allah'ın kuluyum. Ve beni yalnız bırakmadı. Çok doğru. Düşünmüyorum ya. Yalnız bıraktığını düşünmüyorum yani. Bana gerçek bilgiyi verdiğini de işte bunu yani bunun üstünden de şey yapabiliriz. Yani işte Kur'an diyeceğim ama hani hemen oraya gelmek istemiyorum. Biz orada zaten biliyoruz ama bu sorguları gerçekten yaptığımızda yolumuz nereye çıkacak? Yani onu belki görmek, onu belki düşünmek. Çok doğru. Evet. Bugünlük böyle diyelim. Bir açılış olsun. Bir Bismillah dedik. İnşallah sırların hazinesi dedik. Yani o nokta dedik. Ben dedik. O boşuna verilmedi dedik. Evet, evet. Bunun üstüne bir tefekkür edin. Bunun çıkmazına bir girin. Bunun tatmin ettiği noktaya akli olarak değil, vicdani olarak, ruhi olarak. Çok güzel. Vicdani evet olarak. Yoksa buna geçen birisi cevap, abi işte sen bilmiyor musun ya işte diyor, şöyle böyle anlatıyor da anlatıyor. Yani dedim sen gerçekten tatmin mi? Yani hani o zihni olarak tatmin olabilirsin ama vicdanen tatminiyet bambaşka bir şey. Evet. Yani vicdan yalan söylemez. Vicdan yalan söylemez. Allah o vicdanımızın duyarlılığını, hassasiyetini artırsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani uzun bir aradan sonra. Evet, bununla başlamamız çok enteresan oldu. Tadını yaşadık. Evet. Benim için de çok güzel bir an oldu. Allah razı olsun. Yani şöyle çok kısaca bir özetlersek olayı bitirmeden bir 5 dakika içinde özetlersek yani şablon olarak evet, böyle total çünkü gezdik ve böyle bir kullanılabilir olarak bir 5 dakika daha bir şeyler şöyle, daha söyleyebilirsek. Eğer ki, yani burada biz aslında sorunun cevabını ararken öncelikle sorunun kendisi üzerine odaklanmamız gerekiyor. Sorunun cevabını değil, sorunun kendisini evet odaklanalım dedik. Soruya evet cevap vermek değil. Bir evet saniye soruma cevap verme. Bu evet soru nereden geliyor? Evet. Bunu dedik. Tamam. Çok güzel. Ya ben bu soruyu sorabildiğime göre aha hayatımda ben diye bir de kim diye gerçeklikler var. Evet. Ve bunları aslında beni anlamaya çalışırken benim sistem içerisindeki tanımını bir yatay yapı diyelim buna. O yatay yapı içerisindeki tanımını bulmaya gayret ettiğim ama bu gayreti yatay düzlem yani bunu varlık düzlemi üzerinden yapmaya çalıştığımda o zaman benim hakikatinden uzaklaştığımı. Evet. Yani cep telefonundan beni tanıyamazsın. Evet. Bu şeyden tanıyamazsın. Yani sınırlı alandan beni bilemezsin. Çok doğru. Beni bilmen için burada olman lazım. Beni bilmen için içime girmem lazım. Çok güzel. Ya da içinde bulunduğun alandan ve algılayabildiğin alandan beni tanımlamaya çalışırsan o beni oluşturan arka plan gerçekliğini artık göremez hale gelirsin. Göremez hale gelir. Evet. Onun dışına çıkmak gerekiyor. Halbuki bu duyguyu sende hissettiren daha derin bir hakikatin var olduğunun işaretleri de gene bu yatay alanda kendini hissettiriyor ve gösteriyor. Evet. Aynı şekilde kim için de bu durum geçerli. Evet. Yani benlik ve kimlik dediğimiz iki kavram sadece yatay düzlemin, sadece aklın, burada tabii akıl dediğimizde de bizim akletme özelliğimizden bahsediyoruz. Bir de akıl denen temel gerçeklik var ki evet. O gerçekliğe ulaştığımızda zaten doğruya ulaşmamak imkansız. Yani temel akıl, akıl evet. Hakikati. Evet, evet. Ama şimdi akletmek başka bir şey, temel akıl hakikati başka bir şey. Yani işte ekranda gördüğün başka bir şey ama ekranda gördüğün hakikati başka bir şey. Arka planı başka bir şey. Evet. Yani bir noktada işte hani şeyle bir örnek yani ruh diyoruz, bilinç diyoruz. İşte o öz neyse yani ruhun bedene nispeti maymunun insana nispeti gibi. Evet. Yani arada bir uçurum var. Yani ruh hakikati nere? Beden hakikati nere? Evet. Bedenim ruhum değil. O zaman insan işte varlığıyla maymun varlığı arasındaki fark kadar açık bir fark. Çok doğru. Ve bu varlığı, bu boşluğu nasıl dolduracağım ben? Evet. Neyle dolduracağım evet. Bu boşluğu? Ve burada işte yatay düzlem üzerinden oluşturduğumuz kavramlar var. Hı-hı. Yani işte Kubilay dediğimde, Kubilay'ı ben işte sadece şurada gördüğüm cesetten ibaret bir varlık olarak tanımladığımda, yani Kubilay'ın mesela işte uzay üzerindeki etkileşimlerini veya sistemin ta geçmişten bugüne bir Kubilay hakikatin oluşturmayla ilgili arka planını ve işte az önce konuştuğumuz nokta üzerinden bakıldığında Kubilay'ın geriye en temele yansıyan anlam ya da mana karşılığını o zaman fark etmemiş noktaya geliyor. Abi çok güzel bir örnek verdik. Yani çok güzel bence çok. Şimdi Murat da kulağıma sesleniyor. Buradan beni de çok acayip şey yapıyor. Arkadaşlar şimdi siz bizi oradan izliyorsunuz ya sevgili Murat. Bizi oradan izliyorsunuz ya sevgili YouTube izleyicileri bizi buradan izliyorsunuz ya siz. Burayla bura arasında uçurumlar var. Onu demek istiyoruz yani kısaca. Görünmemizden zaten görünüyoruz, iyi görünüyoruz. O ayrı bir mesele de siz ekranda görüyorsunuz bizi. Biz burada gerçeğiz. Siz bizi ekranda görüyorsunuz. Evet, evet. Yani biz sizi göremiyoruz belki ama siz bizi ekranda görüyorsunuz. Buradaki gibi görmüyorsunuz tam. Çünkü burada değilsiniz. İşte ahiret dediğimiz gerçekten bu dünyaya bakarsak çok acayip bir şeyle karşılaşıyoruz. Çok doğru. Yani ahirettekiler dünyayı acaba nasıl görüyor? Aynen. Ahiret. Acaba bir de Allah nasıl görüyor? Yani Allahu Ekber ya. İçinde yer aldı çok daha geri planda. Allahu Ekber evet, ya. Evet. İç içe evren boyutları, mercekler iç içe boyutlar. Bu gerçekten akıllara zarar bir konu yani. Evet. Akıllara zarar bir konu. Ama şöyle aklı da hizalandıran bir konu. O zaman gördüğümüz şeyden çok emin olamıyoruz. Çünkü bana böyle görün. Bunun en köküne ve derinine indiğimde aslında her şeyin beni bildiren bir işaret olduğunu, bir ayet olduğunu, bana bunu hatırlattığını. Ey insan Rabbine karşı seni yanıltan nedir? Bunu kim yarattı? Ben kimim sorusu kim yarattı seni aslında? Evet. Nereden geldin? Yani bu sana ait mi? Bu gözler sana ait mi? Bu yıldızlar sana mı ait? Bu yediğin domates, elma, şunlar bunlar sana mı ait? Sen kimsin? Ve gideceksin. Bak yaş 50'ye geldi. 20 sene sonra 70, 75 gitti toprak. Buraya kadar bulamadıysan hayatın anlamını, bu yaşa kadar bulamadıysan bir an evvel bul yani kendini. Evet. Bunun için buradasın. Çok doğru. Yoksa çok pişman olacaksın. Evet. Net. Çok pişman olacak insan yoksa. Çok doğru. Heder edilmiş bir hayat. Orada burada harcanmış ve ölüm anı geldiğinde bu sefer o gerçeğe başka bir şeyden baktığında rüyadan uyanıyorsun yani. Ayrılıyorsun ya. Ayrılıyorsun yani dünyadan. Evet. Ve işte burada bütün bu konuştuklarımızın sonucunda o zaman bir temel referans noktası ya. Bu temel referans noktası üzerinden de oryante olma. Evet, yani çevreyi ve senin dışındakileri anlamlandırma süreci. O zaman gördüğümüz her şey ayettir. Her şey bir çok delildir. Bir ana referans noktasını, ilahi olanı ona önümüzdeki programda inşallah bunun üstünde duralım. Çok teşekkür ediyorum Hakan abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biliyorum biraz ağır olmuş olabilir ama gerçekten bir görünen var, bir de gösteren var, bir de görünenin boyutları var. Bunun üzerine bir tefekkür yaptık. İnşallah diğer programda tekrardan birlikte olacağız. Bu sefer onu daha farklı açılardan ve yerlerine oturtarak inşallah devam edeceğiz. Diğer programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.